Total İstasyonları gün ortasını sunar. Değerli izleyenlerimiz, saatler 12.30'u gösteriyor Ekotürk'te. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Ahu Rakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımızla önemli bir konuyu ele alacağız. Hele hele böylesi, hepimiz tabii ki çok türbülansa dönemlerin içerisinden geçiyoruz. İşte Covid ile başladı. Her zaman gündemde bir ekonomik kriz var malum. Hele hele içinde bulunduğumuz haftalar daha da böyle alev alev yanan, Türk lirasının iyice değersizleştiği haftalar. Pek çok yatırımcı önünü göremiyor. İnsanımız hayat pahalılığıyla çok ciddi anlamda mücadele ediyor maalesef. Muazzam bir enflasyon patlamış durumda gerçekten. Tüm bunların tahmin ediyoruz ki hepimizin gece uykularına sirayet ettiğini, çok negatif, çok olumsuz yönde etkilediğini. O yüzden dedik ki işte şu an herhalde pek çok insanın en önemli meselesi uykudur dedik. Ya bu da bir ekonominin bir parçası değil mi hocam? Yani iyi uyumak gerekiyor, zinde olmak lazım. Evet. Hoş geldiniz ya, Hakan Kaynak. Hoş bulduk efendim. Evet, uykuyla iş yeri son 5-10 senede biraz daha ön plana çıkan bir alan. Yapılan çalışmalarda işte hani son söyleyeceğimi başta söylemek gerekirse, iş yerlerinde yapılan uyku ile ilgili düzenleme çalışmaları yaklaşık %25'lik bir kazanç getiriyor. Bunun içinde işte çalışanların mutluluğu var, çalışanların verimliliği var, kazalar var, kazaların önlenmesi var, işte saat düzenlemeleri var, vardiyaların ayarlanması var. En önemlisi tabii bilmek gerekiyor çünkü uykuyla ilgili bir de maalesef çok yanlış bilgilerimiz var. Hı hı. Hani iş yerinde uyku deyince en çok bilgilendirmeyle başlamak lazım. Evet, evet. Biliyorsunuz Trump gibi böyle hani taraftarı bol olan insanlar bazen yanlış şeyler söylüyorlar. İşte 4 saat uyuyun yeter gibi bir hepsini konuşacağız görüş. Hocam. Her şeyi hepsini bozuyor. Konuşacağız. Şimdi şu iş yerindeki uyku düzenlemesi dediniz. Madem şuradan girelim. Daha genele de gideceğiz ama malum geçtiğimiz günlerde bir doktorumuzu kaybettik biz. 36 saatlik nöbetten sonra bir trafik kazası geçirdi. Uykusuz bir şekilde araba kullandı. Tabii nöbet bitiyor. Evine dinlenmeye gidiyor. Ya şimdi sizin meslek grubundan başlayalım asıl hocam. Yani İnanılmaz evet. bir mesai, 36 saat mesai ne evet, demek? 36 saatten sonra kendi aracını kullanmak ne demek? Yani şöyle isterseniz şey yapayım, ben çok beğeniyorum bu karşılaştırmayı. Alkol çok gündemde değil mi? Yani işte 0.05 olduğu zaman araba kullanamayacak kadar alkollüsünüz. Değil mi? Tabii. 17 saat uykusuz kalmış bir insanda 0.05 promil alkollü bir insanın performansı aşağı yukarı aynıdır. Evet. Hele siz birikim yani uykusuzluk birikim yapan bir şeydir. Uyku yoksunluğu birikir. Siz hafta içinde her gün bir saat eksik uyuduğunuzda ciddi bir uykusuzluk birikimine, dolayısıyla da ciddi bir performans düşüşüne sebep olursunuz. Aslında sadece kaza değildi. Yani başka alanlara da yansıyor ama kazalara baktığımızda uyku ve kaza ilişkisi çok net. Baktığınızda öğleden sonra 2, sabaha karşı 4 arasında kazalar pik yapıyor. Bu saatler uyku açısından baktığınızda biyolojik saatimizin bizi en uykulu yaptığı saatlerdir. Evet. Yani bir daha alalım hocam. En sıkıntılı saat aralığı dediğiniz. Öğleden sonra 2-4. 14-16 arası. Sabah karşı 3-5 arası. Hı-hı. Yani kazaların çoğu o sırada olur. Bunlar ya uyku yoksunluğu içinde olan insanlardır, kazaları yapanlar. Hı-hı.
Buna uçak kazaları da dahil tabii. Yani sadece kaptan trafik açısından değil. Diyorsunuz. Evet. Hocam otobüste de öyle, bu sene çok fazla kaza haberi aldık biz. Diyor ki şoför, yani getiriyorum diyor yolcuları, indiriyorum şehirler arası bir seferden dönüyorum. Hiç dinlenmeden tekrar yeni bir sefere gönderiyor. Böyle yani bir şey olabilir işte mi? İş yeri deyince tabii ki sadece ofisleri karşılaştırmamak lazım. Hava yolları, karayolları ya. İşte vardiyalı çalışanlar, doktorlar, polisler, yani bugün dünyada yaklaşık %25 çalışan nüfusun %25'i vardiyalı çalışıyor. Sadece vardiyayla da bitmiyor. Bir de saatlerimiz var. Yani herkes aynı saatte, herkesin uykusu aynı değildir. Dolayısıyla herkes aynı saatte işe geldiğinde aynı performansı, aynı uyanıklığı, aynı uyumu gösteremez. Evet, evet. Bir genetik bir şey var değil mi herhalde uykuda? Evet, hocam? Tabii, yani, hani ben sabah insanı değilim, gece insanıyım. İşte baykuşlar gibi. Baykuşlar ve tavuklar. Böyle sabah uyanıp ceylanlar gibi seke seke kalkanlar. Hani böyle yandaki insan öyle değilse bakıyor böyle. Biliyorsunuz hani. Bunun belirlenmesi çok kolay. Yani bir iş yerinde kim tavuktur, kim baykuştur çok basit testlerle belirleyebilirsiniz. Evet, ve sadece baykuşları akşam saatlerinde ya da yani daha geç saatlerde işe gelmelerini sağlamak, tavukların daha erken saatlerde işte olmalarını sağlamak, o iş yerinde verimi, mutluluğu, her şeyi değiştirebiliyor. Yapan var mı? Var var tabii ki. Bu bilinen bir şeydir. Tabii yani dünyada... Türkiye'de var mı hocam? Türkiye'de yani yoksa ben... Yoksa biz baykuşu tavuk, tavuğu baykuş hiç yani hani yok, geldiği gibi ben mi topa geldi? Biraz hava yollarıyla onlar da çünkü çok daha ekstrem vakalar var. Yani bir tavuk tipi insanı gece uçuşunda görmek hem yolcular açısından riskli hem de pilot açısından riskli. Hı hı. Aynı şekilde bir tavuk tipi şoförün işte geceliğin saat 12'de sefere çıkması gibi. Aynı evet. şekilde çok tehlikeli. Bir de tabii uyku hastalıkları var. Yani evet. uyku hastalıkları da maalesef işte uykusuzluk deyince bir uyku ilacı al geçsin şeklinde bütün dünyada bir yaklaşım var. Halbuki bir uyku problemi varsa sebebini bulmak lazım. Evet. Onu tedavi etmek lazım. Bir de uyku yapan uyku hastalıkları var. İşte uyku apnesi gibi, aha. gece farkında olmadan uyuyup da kalitesiz uyumak gibi. Onları da bulmak. Yani hocam, bu çalışmanın içinde hepsi geçiyor. Hepsi var. Tavuğu baykuş, baykuşu tavuk yapmak mümkün müdür? Bu genetik asla, midir hocam? Asla. Yani sabah insanı hep sabah insanı mıdır? Çocukken asla. De öyleydi ve yaşlanınca mı da mı öyle? Gençken, baykuş hep mi öyledir gençken mesela? Gençken sosyal şartlara adapte olabilirsiniz belki. Ama hiçbir, çünkü bu sadece uyku saatiniz değildir tavuk ve baykuş. Sizin bağırsaklarınız da o ritim içinde çok çalışır. Enteresan. Karnınız da o ritim içinde acıkır. Kortizonunuz da yine o biyolojik saatin ritmi içindedir. Öyle bir genetik hatta bütün ki o, hücrelerimiz... öyle bir genetik informasyon ki o bütün iç organlarımız dahi tabii. aslında uyum içerisinde. Biz ona rağmen sabah erken kalkmaya çalıştığımız zaman kendimizi tabii. sıkıntılı yani hissediyoruz. Yani bütün hücrelerimizin bir biyolojik saati var. Hani işte Nobel ödülünü de bu sayede evet. aldı. Evet. Bu biyolojik saat, işte mideniz farklı saatlerde çalışıyor, bağırsaklarınız farklı, kortizon farklı saatte. Yani... sizin o sadece uyku saatiniz değil, o sizin işte uyanık olduğunuz saat, vücudunuzun daha sıcak olduğu saat, aklınızın daha iyi çalıştığı, ilişkilerinizin daha iyi olduğu saat. Ama hocam bir standartizasyon yapılıyor insanla ilgili. Ya yani efendim herkes de işte melatonin şu saatte salgılanır, herkes de kortizon bu saatte. Yok mu öyle bir şey? Hayır, çoğunluk için var. Evet, çoğunluk işte 7-8 saat uyumalı. Ama 4-5 saat uyuyan insanlar da var. 12-13-14 saat uyuyan insanlar da var. Bizim de Donald Trump gibi olmamamız lazım. Yani 4 saat uyuyorum diye herkese 4 saat yeter dememek evet. lazım. Kimine yeter, kimine yetmez. Çok az bir grup insana yetebilir. Yani %10 gibidir 5 saatin yettiği insan. Bir %15'te 9-10 saatten daha çok uyku ihtiyacı olan vardır. Çoğunluk 7-8 saattir. Çoğunluk 11-12'de yatar, 7-8'de kalkar ama öbürleri ciddi sorun yaratıyorlar.
Evet. Yani işte kazayı onlar yapıyorlar, iş yerinde sorunlu problemleri onlar çıkarıyorlar. Çünkü uykusuzluk önce bir defa performansı düşürüyor. Sonra algılamaları bozuyor. Sonra ruh halinizi bozuyor. Yaratıcılığınızı bozuyor. Yani çalışıyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında. Hı hı. Bir de insanlarla kötü ilişkiler kuruyorsunuz. Evet. Peki iş yerinde bu işi toparlamanın gereği belli. Başta bir teste tabi tutmak lazım. Kim tavuktur? İşte kim baykuştur? Kim sabah insanıdır? Kim gece çalışmalıdır? Gibi dediniz. İşe buradan başlamak lazım. Başka neler yapılmalı? Neler yapıyorsunuz hocam? Yani önce öğretmek lazım. Yani uykunun neye yaradığını, herkes için farklı olduğunu, ne işe, hangi uyku ne işe yarar? Yani sadece uyku yattım kalktım değildir, süre değildir. Kalitesinin, dönemlerinin hepsinin yerli yerinde olması gerekir. Biraz anlatın, öğretin o zaman hocam. İyi uyku uyuduğumuzun göstergesi nedir mesela? Mesela en iyisi çok çabuk uykuya dalmakla başlayalım. Çok çabuk uykuya dalmayı herkes normal ve hatta iyi bir şey sağlıklı olarak algılar. Olarak düşünürüz, evet. Halbuki normal insanların yatağa girince bir günün muhasebesini yapmaları, bir düşünmeleri, ne yaptım, ne ettim. Bir 5-10 dakika bir gevşeme süresi olması lazım. Çok çabuk giriyorlarsa bir problem, uyku probleminden ne düşünebiliriz? Sonra kesintisiz uyuyup kendiliğinden ve dinlenmiş uyanmak lazım. Uyandıktan sonra da günü yüksek performans içinde, hani öğlen saatlerinde birazcık olabilir ama bütün gün uyku gelmeden günü sürdürmemiz lazım. Hı hı. Ne işe yarıyor uyku? İşte bir derin uykumuz var, yüzeyel uykumuz var, bir de rüyaları gördüğümüz uyku var. Bunların her birinin fonksiyonu ayrı. İşte derin uyku daha çok fiziksel rehabilitasyonumuz için gerekli. Gecenin başında ve uykusuz kaldığımız süreyle ilişkili olarak artan bir uyku dönemi. Bir de rüyalarımız var. Onları gördüğümüz uyku dönemi. Onlar da daha çok sabaha karşı oluyor ve zihinsel yenilenmemiz için gerekli. Dolayısıyla mesela öğrenme için rüya dönemlerinin, REM dönemleri dediğimiz dönemlerin yerli yerinde ve yeterli olması lazım. İşte mesela benim çok üzüldüğüm bir alandır çocukların okul başlama saatleri. Evet. Maalesef bu birazcık herhalde annelerin de katkısıyla oluşmuş bir şey. Çocuk önce okula gidiyor, anne baba daha sonra gidiyor. Hı hı. Ve maalesef çocuklar erişkinlerden daha erken uyanıyor ve daha az uyumak durumunda kalıyor. Bir de şu yaz saati uygulamasını kaldırdılar ortadan. Karanlık saatlerde çocuklar uyanıyor. Yani karanlıkla birlikte en önemlisi tam öğrenmeyle ilgili uyku dönemlerinin olduğu saatler. Rüyaların, işte REM dediğimiz dönemlerin. Öğrenmenin en iyi, öğrenme derken hani sadece matematik, fizik, kimyadan bahsetmiyorum, genetik öğrenmemiz. Evet, yani evet. Yaşamayı öğrenmek. Onların hepsi rüya döneminde oluyor ve ne olmalıydı hocam çocuklarla ilgili bir düzenlemenin? Yani çalışmalar çok net gösteriyor ki birçok çocuk uykusuz okula gidiyor. İlk saatleri uyuyaraktan geçiriyorlar. O saatlerde hiçbir şey öğrenemiyorlar ve hem onların mutsuzluğuna sebep oluyor hem de o saatlerin boşa geçmesine sebep oluyor. Ne olmalıydı hocam? Şimdi dünyada yavaş yavaş düzeltiliyor. Çocukların okul başlangıç saatleri giderek ileriye alınmaya başlanıyor. Biliyorsunuz bunun öncülüğünü, erken okul saatinin öncülüğünü Amerikalılar yapıyordu. Çok erken saatlerde Amerika'da gün başlıyor, iş başlıyor. Tabii, anne çalışıyor, ama baba çalışıyor. Çocuklar, çocuğun bir an önce gönderilmesi lazım evden. Yani çocukların mesela obez olmasına sebep oluyor. Yani yetersiz uyku eşittir önce kilo alımı, sonra metabolizmanın bozulması, diyabete yatkınlık ve ardından diyabet. Uykusuzluğun en net göstergesi insanın doyum mekanizmasının mı ortadan kalkması hocam? Mesela ben de az uyuduğum zaman o gün böyle bir ne yediğimi içtiğimi bilmiyorum yani hakikaten. Evet, az değil uyuduğunuz mi? Zaman da çok farklı bir ruh hali içinde oluyorsunuz. Birazcık böyle bir hareketli oluyorsunuz ama huzursuzca bir şey. Huzursuz bir ajitasyon diyoruz onun. Böyle
yerinizde duramıyorsunuz, sürekli hareket ediyorsunuz ama verimli bir hareketlilik değil o. Evet, evet. Dikkatiniz bozuluyor, yanlış yapmaya başlıyorsunuz çok fazla, öğrenemiyorsunuz ve kavgacı oluyorsunuz. Evet, yani, fena, çok fena. Mesela bir tavukla baykuş yan yana bir iş yerinde çalışıyorsa sabahleyin oradan bir verim, bir uyum beklemek çok zor bir şey. Yani birbirlerini de kötü etkiliyorlar diyorsunuz tabii, tavuklar, baykuşlar. Evet. Türlerine göre ayırmak lazım diyorsunuz evet. Hocam. Peki, iyi uyuyamamak, uykusuz kalmak çok ciddi bir obezite faktörü dediniz. Başka hangi hastalıkların tetikleyicisi hocam? Onları da bir duyuralım. Yani uykusuzluk aklınıza gelebilecek birçok sorunu. İşte bağışıklık sistemiyle ilgili sorunları biliyorduk. Çok ciddi sorunlar yaşandı. Kilo alımı, yani şöyle bir akılda kalması için söyleyebilirim. 100 sene önce insanların uyku süresi bugüne göre 2 saat daha fazlaymış. Hı hı. Yani elektriğin bu kadar hayatımıza girmediği dönemlerde 2 saat daha fazla uyuyormuşuz ve o zaman bu kadar obezite, bu kadar diyabet sorunu yok. Yani karanlıkla yatıp aydınlıkla gün ağarmasıyla kalkan insanlık tahmin ediyorum bir 10 saat en az uyuyordu herhalde değil mi? 8-9 saatti. Şimdi biz bütün dünya ortalaması 2 saat uykumuzu 100 sene önceye göre kısaltmışız. Hı hı. Ve maalesef bunu tavsiye eden, yani uyumakla ne olacak az uyuyun diyen insanlar var. Ve bunlar işte popüler sözü dinlenen insanlar olduğu için insanları da çok kötü etkiliyor ve az uyumaya başlıyorlar. Hı hı. Bir başka sorunumuz beyaz ışık. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Onların nasıl bir etkisi var hocam? Yani şöyle söylemek gerekirse sadece başınızda sessiz ışığının yanıp sönmesinin bile gece boyunca telefonunuzun uykunuzun kalitesini kötü etkilediğini biliyoruz. Şimdi bizim uykumuzu birkaç olay belirliyor. Bir, gün içinde ne kadar süre uyanık kaldığımız. İki, biyolojik saatimizin öngördüğü uyku saatleri. Üç, gün ışığı. Bu tabletler, bilgisayarlar, telefonlar gün ışığı etkisi yaparaktan, yani gece oldu sinyalinin beynimize ulaşmasını engelleyerekten ya da kesintiye uğrataraktan hani daha gündüz uyku saati gelmedi, yaşamaya devam edebiliriz. Yani biyolojimiz çok karmaşık bir dönemden geçiyor hocam. Yani kafa karmakarışık, biyolojinin aklı zekası karmakarışık anladım. Yani biyolojik saatimiz sadece uykuyu değil, işte son yıllarda öğrendik ki yeme içmemiz de uyku saatlerimizi çok etkiliyor. Evet. Ve biz telefonlar kadar daha kötü olan bir şey, akşamları yemeye başladık. Yani akşam oturdukça, bunu araştırmalar çok güzel gösteriyor. Ne kadar süre uyanık kalırsanız o kadar çok yemeye devam ediyorsunuz. Hı hı. Ve ne kadar çok süre yerseniz o yemekler uykunuzu kaçmasına evet. sebep oluyor. Hocam şu kahvenin etkisini, geçenlerde bir hormon, çok özür dilerim araya gireceğim, bir hormon testleri yaptırdım ama hiç akla gelmedik şeylere bakıldı orada, enteresan bir şey. Taurin diye bir şey ben de zirve yapmış. Allah Allah dedim. Dediler ki bana sen şey mi kullanıyorsun? İşte kas geliştirici protein barların içinde falan taurin vardır Ahu dediler. Dedim yok. Peki ne yapıyorsun? Ya ben dedim çok filtre kahvesi seviyorum yani. Hani daha çok filtreciyim. Americano dedikleri. Ve oradan şunu da anladım ki içtiğimiz kahvelerin içerisinde çok saf diye algılamamak lazım. İçinde pek çok yapay, sentetik, tabii. işte beyni alertte. Alarm durumunda tutacak maddeler ekleniyor olabilir. Orada da kullandığımız ürünlere dikkat etmemiz lazım. Yani kahve çay yıllardır bildiğimiz bir şeydi ama şimdi kahve çaya gelmeden daha işte akşamleyin yediğiniz çerez, meyve bile uykunuzu kaçırmaya, biyolojik saatinizde kayma olmasına sebep oluyor. Kimse bu pandemide bizim en sık karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi uyku saatlerindeki kayma. Yani bu genetik olarak baykuş yapısında olan insanlar sabahleyin kalkma zorunluluğu olmayınca
giderek yatma saatlerini kaydırmaya başladılar. Evet. Ve o kaya kaya artık patolojik uyku saatlerine, yani sabaha karşı 4'te 5'te yatıp öğlen 12 1'de kalkmaya başlayan insanlar oldu ve bu bir rutine dönüştü. Şimdi onlar yeniden uykularını eski düzenlerine getirmekte zorlanıyorlar. Çünkü artık o bir genetik yapı değil, o bir hastalık oldu. Evet. Ve maalesef çok sayıda oldu. Hocam uyku böyle çok hassas da bir mekanizmaya benziyor. Çünkü bir kaçtı mıydı bir toparlamak mümkün olmuyor. İşte bir 4'te falan uyanıyorsak babam her gün 4'te uyanmaya. Nasıl bir şey bu böyle? Çok yerleşik bir şeye dönüşüyor bir anda böyle bazı o uykudaki kesintiler, sıkıntılar. Neden yani böyle? Aslında kendi ritmi hiç değişmiyor. Yani çocuklarınıza bakın, bebeklere bakın. Mesela işte bazı çocuklarınız baykuş gibidir, öbürleri tavuk gibidir. Bazıları az uyuyan çocuklardır, bazıları çok uyuyan. O yapıya hemen dönüyoruz. Ama dışarıdan müdahaleye uyku hiç uygun bir fizyolojik süreç değil. Yani demin kahve derken aklımdaydı, şimdi söyleyeyim. Mesela kahve içmemek, kahve içmenin uykuyu kaçırması çok iyi bilinen bir şey. Evet. Ama uykusu bir kez kaçtı mı insanların, bu kurallara uymaya başladılar mı, işte sessiz olsun, odanın rengi uyumlu olsun, ısısı uyumlu olsun, kahve içmeyeyim, çay içmeyeyim, pijamam yatağım güzel olsun, hatta işte daha uygun, daha sağlıklı bir uyku saatinde yatağa gideyim diye erken yatağa gitmek uykuyu kaçıran faktör oluyor. Ha, çok ilginç. Onun için o mükemmeliyetçi tablo da diyorsunuz, kendi başına ayağımıza bir evet, yani engel olarak çıkıyor. Uyku kendiliğinden olan bir şey, evet. Ona dışarıdan müdahale, onunla uğraşmak, işte kaçta yatayım, kaçta kalkayım gibi zorlamalar uykuyu daha çok kaçırıyor. Onun için ne yapmak lazım hocam? Kaliteli, sağlıklı bir uykuya doğal bir şekilde böyle sentetik önlemlerle girmemek yerine ne yapalım ya? Nasıl uyuyayım? Papatya çayı mı içelim? Ne yapalım hocam? Yok, papatya İlaç çayı. İlaç da önermiyorsunuz. Yani uykuyla, papatya çayıyla uyku sağlanmıyor. Peki. İlaç, uyku ilacı, yani benim 35 seneyi geçti pratiğim, hiç yazmadım. Çünkü hani bir baş ağrısı nedeni var sizde, baş ağrısı yapan. Onun için sürekli ağrı kesici alıyorsunuz ama sebep orada bir büyümeye devam bataklığı ediyor. Bataklığı kurutacağız. Nedir yani orada sorun, uyku ne? Problemi neyse, neden uyuyamıyorsanız, bu bazen bir saat düzenlemesi olur. Yani işte erken yatağa gidiyordur, onun için uyuyamıyor. Ya da bir saati kaçırıyordur, o yüzden uyuyamıyordur. Mesela, o da var herhalde. Veya işte yatakta çok kalıyordur. Yani bizim mesela uyuduğumuz süreyle yatakta kaldığımız süre eşit değilse, biz oradaki algımız bozuluyor ve uyanıklıklarımızı farklı sürede algılıyoruz. İki misli algılıyoruz. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Önce bir uyku hijyenimize dikkat etmek lazım. Yani bizim uyku yapımız, çocuğumuzun uyku yapısı, çalışanımızın uyku yapısı nedir? Ona saygı göstermek lazım. Ona uygun yaşamak lazım. Uykusuzluğu, uykusuz kalmayı hiç tavsiye etmiyoruz. Mutlaka onu ertesi gün telafi etmek lazım. Uyku hastalıklarını hiç ihmal etmemek lazım. Yani biz uyku deyince akla uyuyamamak geliyor. Halbuki 80-90 tane uyku hastalığı var. Şimdi çalışan yaş grubuna baktığınızda hani 40-50 yaş civarında 5 erkekten birinde uyku apnesi var. 5 erkekten biri toplumun %20'sinde. 50 yaş civarında. Açalım hocam, uyurken nefesin kesilmesi galiba değil mi o? Uyku apnesi, evet. Horlama, dışa vuran belirtisi. İşte gece terleme, gece tuvalete gitme, gündüz yorgun kalkma, gündüz uykunun gelmesi, verimsizlik. Kader gibi hocam, istek. Bunu çok yaşanan evet, tabii, bir yani şey bu. Yüz yani. Yapısıyla gelen, yani uyku apnesi, yüz yapısıyla gelen genetik bir hastalık. O ve işte 30. Mu? Tabii yani bütün uyku hastalıklarının tedavisi vardır. Yeter ki doğru teşhis edilip doğru hastaya doğru uygulamalar yapılsın. Çok sık görülüyor uyku hastalıkları. Yani genel toplumda uyku apnesi görülmesi %4 gibi. Evet. Hani çalışan gruba baktığımız zaman böyle 40-50 yaş arası erkeklerin 5'te birinde, yani yaş arttıkça bunun sıklığı artıyor. Kadınlarda ne mutlu ki menopozdan sonra görülen bir şey uyku apnesi. Genç yaşlarda olmuyor ama onlarda da huzursuz bacak dediğimiz bir uykusuzluk yapan başka bir hastalık daha sık görülüyor. Yani
Uyku hastalığı deyince birincisi insanların hemen hepsi hayatında bir uyku sorunu yaşıyor. Çalışan nüfusta %10 gibi uyku apnesi, %15 gibi huzursuz bacak gibi spesifik tedavileri olan hastalıklar var. Dolayısıyla bunlar maalesef tıp pratiğinde görülmüyor, tedavi edilmiyor. Hem hastalar gece olduğu için hem de hekimlerin gündelik pratiğinde yok uyku hastalıkları. Dolayısıyla onları görmek, yapmak, izlemek lazım. Bir de teknolojiyi ve yemeği akşamleyin hayatımızdan çıkarmak lazım. Kaç gibi hocam bitirelim yemek? Ne kadar çok aç kalırsanız gece o kadar çok kilo verebiliyorsunuz. Şöyle tavşanlara aynı miktar yemeği 24 saat ve 12 saatte verdiklerinde aynı yemekte bir grup zayıflıyor, bir grup şişmanlamaya devam ediyor. Olay kalori değil yani. Yok, tabii ki kalorinin de rolü var. Ama metabolik, yani biyolojik saatinize, organizmanın yakamadığı, bilakis dinlendiği, daha az tükettiği bir dönemde yemek yediğiniz zaman iki misli kilo alıyorsunuz. Bunun da saati belli işte. Akşamüstü 5-6'ya kadar. Minimum 12 saat deniyor. 14 saat olduğunda çok daha sağlıklı oluyor. Bu sadece kilo değil, sadece diyabet değil. Kanser gibi daha kötü, immünolojik sistemle ilgili daha ciddi hastalıkların da ortaya çıkmasını tetikliyor. Bu sürekli çok yeme olayı. Yaygın uyku apnesi gibi çok yaygın, işte horlama, uyurken soluğun kesilmesi gibi şeyleri de yine bir beslenme düzeniyle bir miktar yumuşatmak, azaltmak mümkün oluyor mu? Çok değil, çünkü uyku apnesi şişman insanlarda görülen bir hastalık ama bir kilo hastalığı değil. Genç zayıf insanlarda da olabiliyor. Kendi kilo yapıyor. Yani uyku apnesi olan bir insan kilo vermeye çalıştıkça daha çok kilo alıyor. Veriyor, geri alıyor. Veriyor, geri alıyor. Peki, böyle ona başka bir mutsuz bir süreç. Konsantrasyon gerekiyor anladığım kadarıyla. Evet. Bütün bunları da Profesör Doktor Hakan Kaynak, nöroloji ve uyku bozuklukları uzmanı, hepsinin tedavisi olduğunu ifade ediyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben çok kıymetli ederim. Bir bilgiydi. Hele de içinde bulunduğumuz bu hani bir türlü önümüzü doğru düzgün göremediğimiz, sadece Türkiye olarak değil yani bütün dünya olarak nereden nereye doğru gittiğimizin belli bir değişim, dönüşüm, bir devrimin içindeyiz. Tarih kitapları yazacak içinde bulunduğumuz çağı. Gerçekten bunun ağır bir stresi var hepimiz üzerinde, çocuklarımız dahil olmak üzere maalesef. Ama bu anlamda işte biz sporu biliyoruz, efendim iyi beslenme, temiz hava, iyi bir psikolojinin gerekliliği hepsini biliyoruz ama galiba uyku konusunda çok farkındalığımız yoktu. Bugün Profesör Doktor Hakan Kaynak'la işte o farkındalığı biraz yaratmaya çalıştık. Hocam daha konuşmaya devam edelim bu uyku mevzusunu. Çok teşekkür ederim inşallah. Sağ olun, var olun. Buradan kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından biraz tekstil hazır giyim sektörüne bakacağız. Bizden ayrılmayın. Ortası devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Çift Geyik Karaca 104 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü hazır giyim şirketlerinden, böyle 100 yılı bulmuş, devirmiş firma bulmak Türkiye'de çok da kolay olmuyor malum, biliyorsunuz. Milli Mücadele döneminde cephedeki askerlerimize çorap üretmiş bir firmadan bahsediyoruz, bir markadan bahsediyoruz. Çok da anlamlı bir çalışmayı hayata geçirmiş bir marka. Cihat Özbekli, hoş geldiniz. Çift Geyik Karaca yönetim CEO'su. Doğru. Şimdi şöyle göstermek istiyorum, bununla da başlamak istiyorum. Çünkü insan bunu görünce duygulanıyor. Çünkü Atatürk'ün en sevdiğimiz fotoğraflarından biri, sevgili yönetmenim, kıymetli Ayşe'den de ben rica edeceğim arkaya verebiliyorsa şöyle. Hemen şöyle bir açalım bakalım, izleyenlerimize gösterelim. Çift Geyik Karaca. Ya önemli bir şey bu. Bu bir ürün olmanın ötesinde Atatürk'ün kaç yıl önce giyinmiş Cihat Bey süveteri? Aşağı yukarı herhalde 95 yıl önce. 90. İşte bak bu resimlerdeki. Sizde bunun... Biraz anlatın lütfen nasıl bir şey oldu bu? Bu tabii yani atamızın bu süveteri ve bu şu anda gördüğümüz fotoğraf çok sembolleşmiş bir fotoğraf oldu. Çok sembolik bir fotoğraf biz de gerçekten. Türkiye'nin hem az evvel sizin de bahsettiğiniz gibi hem çok uzun yıllardır köklü bir hazır giyim markası hem de trikoda
önemli işler yapmış bir background'umuz var. Evet, Karaca Dikçi Triko değil mi? İlk akla gelen yani şeylerden bir tanesi. Yani büyük annelerimiz, dinelerimizin biz trikoları şöyle göstereceğim sevgili Ayşe. Evet, gördüğünüz gibi Atatürk'ün giydiği o 80 küsur yıl önce üzerindeki süveterin aynısı. Çift Giyik Karaca patentini almış. Müthiş de güzel bir iş yapıyorsunuz her yıl. Biz bu süveterin patentini aldık ve dikkat ederseniz üzerinde logo yok. Özellikle de marka logosu. Evet, marka logosu yok. Çünkü bu hepimize mal olmuş bir konu. Bir sivil toplum hareketi, bir sosyal sorumluluk projesi diyebiliriz. Üzerinde logo yok, şöyle Kemal Atatürk'ün imzası var. Şimdi fark ettim, evet, onu doğru. Şöyle göstermek isterim. O da çok güzel bir fikir, incelikli, evet. Detay bir fikir. Evet, çok dikkat ediyoruz. Çünkü yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani bu tür konuların farklı yerlere çekilmesini asla istemiyoruz. Hı hı. Buradaki asıl amacımız farkındalığı arttırmak. Zaten gelirinin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlıyoruz. Yani bunun ticari bir hareket olmadığını bir kere daha altını çizerek vurgulamak istiyorum. Kıymetli bir şey. Bazen insanları birleştiren bazı öğeler var. Tabii Atatürk Cumhuriyetimizin kurucusu bu en önemli şahıslardan birisi. Ve bu fotoğraf, bu sembol olmuş fotoğrafı yeniden birçok kişinin üzerinde böyle görüyor olmakta hepimize çok büyük keyif veriyor. Ben hep şunu söylüyorum, markaların da tıpkı insanlar gibi sosyal kalması çok kıymetli ve markalar insanlardan çok daha fazla kişiye ulaşabiliyor. Yani biz sadece mağazalarımızın önünden geçen 10 milyon insana ulaşıyoruz mesela. Dolayısıyla hepimiz bireysel olarak cürmümüz kadar yer yakarız ama temsil ettiğimiz markalar daha seleb niteliğinde, daha tanınmış tüzel kişilik niteliğinde olduğundan markaların da tıpkı insanlar gibi sosyal davranmasını çok önemsiyoruz biz kurum olarak. Bu da bizim elimizden gelen, dolayısıyla bunu yapmaya gayret ediyoruz. 29 Ekim öncesi. Öncesi, değil mi? Evet. 98. yılımız, Cumhuriyetimizin 98. yılı ve inşallah işte bu 100. yıllar, 200. yıllar inşallah ilelebet payidar olsun. İnşallah. Biz de böyle bir projeyle farkındalığı arttırmak istedik. Ne ama. Güzel, ne güzel yaptınız. Bu böylesi projeler gerçekten çok da böyle hani milli ve ulusal değerlere dokunduğu zaman bana göre hala çok daha anlamlı oluyor. Böyle bir globalleşme, küreselleşmeden bahsedildiği bir dönemde, evet. Ama bir Covid'de de gördük insanların, ülkelerin nasıl içe kapandıklarını, evet. Bir anda. Doğru. O yüzden o milli birlik, beraberlik duygusu hala çok kıymetli. Doğru. Hani dünya böyle bir cennete dönüşse, herkes John Lennon'ın varı yaşasa, hani imagine all the people, herkes bir yaşasa başka. Ama öyle değil. Hala savaşlar var, hastalıklar var, biyolojik terör var, işte görüyoruz. Doğru. Her şey var. O yüzden o birlik, beraberliğe gerçekten çok önemsiyoruz. Biraz ama işin ticari tarafına da bakalım. Bu sosyal sorumluluk içeren bir mesaj tarafı. Nasıl gidiyor işler güçler? Sezon nasıl başladı Cihat Bey? Evet, aslında pandemi çıkışı, yani inşallah çıkışı diyerek de iyi bir şey söylemiş olalım. Hazirandan beri öncelikle yaz, ardından başlayan kış şu anda iyi gidiyor. Yani ciddi bir özlem var. Özellikle daha evvel de sizinle konuşmuştuk. Yani bizim offline dediğimiz müşterilerimizin gelip mağazaları ziyaret ettiği ve gerçekten bize dokundukları, ürünleri görmek istedikleri o atmosfer başladıktan sonra oldukça iyi gidiyor. Fakat tabii yani şu anda hep beraber takip ettiğimiz işte ürünlerin fiyat istikrarı, müşterilerin yeni fiyatlara alışması, TL bazında tekrar karşılaşacak, yani hem karşılaştığımız hem karşılaşacağımız hususlar tedirgin edici. Bir taraftan tabii turizmi çok ucundan yakalayabildik bu sene, hı hı. Yazın. Evet, maalesef. İnşallah önümüzdeki yaz, yani Covid fırtınası iyice tamamlanmış olursa bence önümüzde güzel günler var. Şu anda veriler iyi ama tabii şunu ifade etmek lazım. Biliyorsunuz perakende de karşılaştırmalar yapmak, geçen seneye göre, evvelki seneye göre bakmak gibi adetlerimiz vardır. Hı hı. Fakat şu anda istatistikler alt üst olmuş durumda. Yani bir şeyi geçen seneyle karşılaştırmak, evvelki, tabii. seneyle karşılaştırmak çok güç. Diğer taraftan da tabii bir miktar enflasyon etkisi var. Dolayısıyla evet, çok ciddi büyümeler var. Yani %80'lere varan büyümeler var ama bunun ne kadarı çok büyük iştah kaynaklı, ne kadarı enflasyon kaynaklı, bunları analiz etmekte açıkçası zorlanıyoruz. Hı hı. Fakat yani herhalde daha iyiye gidecektir diye düşünüyoruz. Yani beklentilerimiz olumlu. Şu anda iyimser bakıyoruz. Bir taraftan da işte yeniden yeni yılın gelmesiyle ücretler vesaire gibi konularda
Bakalım nereye oturacak? Şimdi orada da bir herhalde yukarı yönlü ciddi bir zam herhalde değil mi? Çalışanlara özellikle yapılacak öyle bir olacak. Zam şeyi var. Biz yani buradan ifade etmek istiyorum. Biz kurum olarak mesela şöyle bir şey yaptık çorbada tuzumuz olsun diye. Ekim, Kasım, Aralık aylarında biliyorsunuz Türkiye'de adet hem işte asgari ücret artışını beklemek hem de yılbaşlarında zam yapmak gibi. Fakat şu anda alım gücüyle ilgili ciddi sorunlar yaşıyor çalışanlarımız. Dolayısıyla biz Ekim, Kasım, Aralık aylarında yeni yılda yapacağımız zamların belli bir miktarını yansıttık çalışanlarımıza. Yani hep beraber biz şirketler sonuçta istihdam sağlayan kurumlar olarak bu yangına bir su dökmemiz lazım. Elimizden geldiğince de buna gayret ediyoruz. Esas beklentimiz tabii şimdi bir taraftan şunu yaşıyoruz. Yani ürün fiyatları, enflasyon etkisi, yükselmeler var ama gider tarafındaki asıl yükselmeleri Ocak'tan sonra takip edeceğiz diye düşünüyorum. Hem AVM tarafında işte sözleşme yenilemeleri, kontrat yenilemeleri, TL bazlı yeni kiralar hem de aslında personel tarafında işte devletin açıklayacağı asgari ücret artışı, onunla birlikte şirketlerin bu konudaki tavır ve davranışları gider tarafını ciddi etkileyecek. Buna da gard alması gerekiyor bütün iş dünyasının. Yani ben çok uzun zamandır herkese aynı şeyi söylüyorum. Çünkü Haziran dönüşünde şöyle bir şeyle karşılaştık. Ürünler zamlanmıştı fakat giderler hala yerinde duruyordu. Şimdi yeni yılda giderler de kendisine yeni bir yol açacak. Evet. Oradaki artışları iş dünyasının doğru takip etmesi lazım. Bakalım bekleyip göreceğiz ama bütün iş dünyasının, işverenlerin, iş adamlarının hazırlıklı olması lazım. Yani toplumun da çalışanlarımızın da olabildiğince az yarayla geçmesi lazım bu süreci. Ama şu anda bir problem görünüyor. Süreç bitti diyemiyoruz çünkü maliyetler çok ciddi anlamda artıyor diyorsunuz. Evet. Tabii siz çok alert de bir iş insanısınız. Çünkü 2018'de aslında bir konkordato süreciyle siz şirketi yönettiniz. Evet. Bugünlere de getirdiniz. Tebrik ediyoruz. Biraz hem konkordato süreci bitti mi onu sorayım bitti. Ben. Orada çok ciddi bir operasyon yaptınız. Çünkü hani insanlar krizi daha ziyadesiyle Covid döneminde yaşarken o kriz size daha önce geldi. Belki de iyi oldu. Covid öncesi bir dönemde çift geyik karaca kendini bir derledi, toparladı bir kontrollü bir küçülme süreci. Biraz anlatır mısınız? O deneyimi paylaşır mısınız? Seve seve. Yani konkordat öncesinde ben şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu özellikle yani kendi adıma sosyal sorumluluk olarak görüyorum bunu söylemeyi. Türkiye'de perakende geçtiğimiz 10-15 yılı eğer baz alırsak, Türkiye'de perakende aslında bazı yanlış temeller üzerine oturmuştu. Çok fazla AVM sayısı, perakendecilerin her AVM'de var olma isteği, bizim Anadolu tabiriyle elini öptürerek yer kiralama süreçleri gibi süreçler maalesef perakendeki gelir tablosu tarafını çok ciddi oynatmıştı. Yani bizim iş dünyasının jargonuyla aslında cash flow'dan beslenen bir perakende, çok yoğun vadeyle beslenen bir perakende. Ve dolayısıyla perakende de aslında işler çok yolunda gitmiyordu gelir tablosu tarafına bakıldığında. Biz bu sancıyı ve bu süreci COVID krizinden önce hem gördük hem yaşadık. Dolayısıyla optimizasyon diyebiliriz bunun adına. Doğru mağaza dedi, en feasible mağazalarla hayata devam etme ve gelir tablosuna odaklanma bizim hikayemizin başlangıcıydı. Yani az evvel söylediğiniz operasyonu yönetme adımlarımız öyle başladı. Çok ciddi ve agresif büyümelerin önünü kesip, siz de bilirsiniz bazen küçülmek büyümekten zordur. Evet, dolayısıyla küçülmeyi ya da optimize olmayı tercih ettiğinizde büyük risklerle karşı karşıya kalırsınız. Ancak çok şükür her şeyden önce yani kurum ve bizim niyetimiz ciddi manada bütün piyasaya yansıdı. Biz 2018'in Aralık ayında birçok insanın yani ya bu işi alanların %5'i ancak çıkabiliyor efsaneleriyle başladık konkordato sürecine. Konkordatodan çıkmanın birinci şartı ve birinci sırrı çıkmak için girmek. Önce bunu ifade etmek lazım. Evet. Biz bütün iyi niyetimizle biz bu işi tamamlayacağız, yapılandıracağız, bitireceğiz ve biz bu işten çıkacağız diye girdik. Bütün iş ortaklarımızla, bütün paydaşlarımızla her şeyi çok şeffaf yürüttük. Hiçbir iş ortağımızı yarı yolda bırakmadık. Hepsiyle halen istisnasız çalışmaya devam ediyoruz. Ettik o süreçte de. Ve 2020'nin sonunda da konkordato projemizi tamamladık, tasdiğimizi aldık ve tekrar normal iş akışımıza geçtik. Çıktınız artık. Çıktık, bitti. Hayırlı olsun. Bu arada çok teşekkür ederim. Bu arada işte banka taraflarını tamamladık. Yani şirketlerin çok uzun zamandır üzerinde yük olan finansman ve faiz tarafını yok ettik. Dolayısıyla şu anda işte Karaca banka kredisi kullanmayan tamamen öz sermayeyle dönen bir şirket haline geldi.
vade kullanmıyoruz. En önemlisi bu. Bütün akışımızı peşin gerçekleştiriyoruz artık. Sütten ağzı yanan hikayesi biraz Ahu Hanım. Evet. Perakende'nin az evvel söylediğim konu bence bütün perakende dünyasının dikkat etmesi gereken bir husus. Bunu birebir yaşayan bir yönetici olarak söylüyorum. Herkesin o büyüme, cash flow, nakit akım, onun içindeki o biraz rüya, biraz hayal aleminden çıkıp gerçekten gelir tablosuna odaklanıp AVM'lerde var olması gereken yerlerde var olmak, kazançlı yerlerde var olmak, yaptığı işten kar ediyor olmak çok önemli. Hı hı. Çünkü işte bir büyüme, mağaza adedini arttırma falan gibi hususlar bir taraftan parayı akıtıyor ama diğer taraftan da uzun vadede, orta uzun vadede duvara tosluyor evet. Perakendeciler. Böyle bir süreç zaten biliyorsunuz 2018 döviz kriziyle beraber perakendenin aşağı yukarı %30-%35'i böyle bir süreç yaşadı. Hı hı. Bizim yaşadığımızı yaşayıp o virajı dönemeyenler oldu. Az evvel söylediğiniz Türkiye'nin çok köklü markaları burada isimlerini zikretmeyelim ama o virajı dönemediler ve maalesef iflasla tamamladılar süreçlerini. Marka çok kıymetli bir şey. Sizin de çok yakından bildiğiniz gibi çok zor yetişiyor. Çok ciddi besleniyor. Uzun yıllar var. Arkasında çok büyük bir hikaye var. Ben arkadaşlarıma hep çok öyle... Çok değerli söylüyorum. Bir aslında çok miras bir şey. Diyelim. Çok yani, değerli bir şey. İyi yönetilirse gerçekten. Yani biz inşallah işte sene başında 105. yılımızı kutlayacağız. Şimdi ben ve ekibimin elinde 105 yıllık bir pırlanta var. Yani aynen. Bu oyuncakla öyle kafamıza göre oynayamayız. Çok dikkatli oynamamız lazım. Bu yalnızca markamızı ilgilendiren bir husus değil, aynı zamanda milli bir konu. Yani Türkiye'de yıllardır biz Türkiye'de markalaşmayı konuşuyoruz. Yıllardır dünyada aslında Türk markalarının nasıl domine edeceğini konuşuyoruz. Onun için önce Türkiye'de köklü kalmayı becermek lazım. Ve bunun için de elimizdeki oyuncağın, elimizdeki pırlantanın değerini bilmek lazım. Siz de ifade ettiniz, kolay yetişmiyor 105 yıllık bir kesinlikle marka. Kesinlikle öyle. Ya araki bulasın. Araki değil mi? Bulasın. Bir marka hikayesi yazmak dünyanın en zor işi. Evet, en zor işi. O markayı kalıcı kılmak, insanların aklında, algısında yerleştirmek o da başka bir vizyon ve muazzam bir yatırım gerektiriyor. Az önce dediniz ki biraz tabii ki bu krizler ciddi anlamda olgunlaştırıyor, ciddi anlamda ayağı yere bastırıyor yatırımcı açısından baktığınız zaman. Çünkü bir yandan da aslında sürekli bir kriz modundayız. İşte malum şu an kurların seviyesi, Türk lirasının değersizleşmesi, faiz konusundaki bu ikilemli durum, yani enflasyon yukarı giderken faizleri düşürmeye çalışan bir yönetimi olması Türkiye'de, bunlar her şeyi daha da belirsizleştiriyor. Nasıl görüyorsunuz gidişatı, son alınan kararları? Yani şöyle bir küçük hikayeyle başlayayım. Hafta sonu Yunanistan'daydım. Orada da benim muadilim bir iş insanıyla bir yemek yedik. Söylediği şey şu, yani gerçekten hani sizin temponuz ya da sizin o iniş çıkışınıza bizim ayak uydurmamız mümkün değil. dolayısıyla dışarıdan bakıldığında evet gerçekten çok hareketli bir iş yönetiyoruz. Hiçbir şey stabil değil. Her gece, her sabah yeni bir şey, yeni bir işte yani en azından mesela döviz rakamlara yansıması. Çünkü malumunuz bütün girdilerimiz, özellikle tekstil hazır giyim tarafındaki bütün girdiler döviz endeksli. Dolayısıyla her artış ürün fiyatına, dolayısıyla ürünlerin etiket fiyatına, dolayısıyla sizin kampanyalarınıza, indirimlerinize, kaç paraya satacağınıza kadar varan çok ciddi bir oynama var. Yani birçok ülke döviz bürolarında, yurt dışında önlerinde beyaz A4 hard copy kağıtlar var. Yani işte senelerdir değişmiyor oranlar ama biz dijital ekranlarda döviz büfelerini seyretmeyi öğrendik artık. Yani artışlar, azalışlar. Tabii bu kadar oynak olma hali hepimizi çok yoruyor. İşimizin dışında çok fazla şeyle uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yani finansman tarafı, işte girdi maliyetlerinin değerlendirilmesi, sistemlerde maliyetlerin kaç yazılacağının tespit edilmesi bile büyük bir konu mesela. Yani bir şeyi satıyorsunuz, sattığınız şey kaç paraydı, dün kaç paraydı, bugün kaç para, aldığınızı yerine koyacak mısınız vesaire gibi birçok unsur var. Açıkçası aşılandık. Yani senelerdir biz yöneticiler veya bu işi yöneten hepimiz iş insanları aşılandık. Bu kadar hareketliliği yönetmeye alıştık herhalde. Biz de herhalde oralarda çok sıkılırız. Yani oralarda çok yönetemeyiz gibi bu işleri. Buralarda biraz aşılandık, doğru. Ama bundan sonrası artık yeter. Yani vücudumuz da yoruldu. Evet, o kadar da. Zihnimiz de yoruldu. Biraz biz de stabil kalmak istiyoruz açıkçası. Biraz dinlenmek istiyoruz evet, gerçekten. Doğru. Son geldiğimiz noktada Türkiye'nin ilk ihracat yapan firmasınız değil mi siz Çiftliği Karaca olarak? Evet, ilk 5 kıtaya ihracat yapan firmasıyız. İlk 5 kıtaya. Orada nasıl gidiyor işler biraz merak ediyorum. İyiyiz, hala devam mıdır? Aynı zamanda Narin Triko, yani kendi üretim tesisimiz. Triko dedik ya az evvel, kendi trikomuzu kendimiz üretiyoruz. Ve hem kendi markamız için hem de yurt dışında birçok markaya private label üretim yapıyoruz. İhracat oldukça iyi gidiyor. Üretim nerede bu arada? İstanbul'da yine. Bayrampaşa'da üretimimiz.
özellikle Almanya pazarı, İskandinav pazarı COVID sonrası. Biz bunu o zamanlarda da aslında biz değil yani dünya konjonktürü öngörmüştü. Özellikle Çin'de çıktıktan sonra virüs, oradaki büyük talepler yavaş yavaş buralara doğru kaymaya başlayacak efsanelerinin üzerine bu efsanelerin gerçek olduğunu gördük. Gördük. Şu anda çok ciddi bir ihracat talebi var. Yani fabrika full dolu, hatta zaman zaman kendi markamız üretim yapmakta zorlandığımız anlar var şu anda. Evet, hiç böyle bir dönem yaşamadık. Üretici, değil mi? Dolayısıyla ihracatçı tarafında, biraz da döviz yükselince ihracatçı tarafındaki tırnak içinde keyif yerinde gibi görünüyor ama tabii bu geneli ilgilendiren bir husus değil. Şu anda talep çok yoğun. İhracat çok iyi gidiyor ülkede. Zaten hep şunu konuşuyoruz ya, yani başka markalara private label üretim yapma konusunda biz ülke olarak uzmanız artık. Yani bunu çok iyi biliyoruz. Evet. Lojistiğimiz çok başarılı, üretimimiz çok başarılı, terminlerimiz çok hızlı. Onların o inspectionları vesaire gibi konularda inanılmaz adapte olduk. Her şeyde çok iyiyiz. Fakat katma değerli ihracat meselesinde ne yazık ki bunu aşamıyoruz. Senelerdir aşamıyoruz. Aşmak için her türlü yöntemi deniyoruz, yani olmuyor. Destekler de var değil mi bizzat? Var. Devlet destekleri var. Şu anda var. İşte destekler var. İşte bir, uzun bir süre Turkuality ile beraber bayağı bir konu arkadan itilmeye çalışıldı. Şimdi işte marka kalkınma ajansları yeniden bazı işler yapmaya çalışıyoruz falan ama ben bu konuda aslında projeyi şöyle ifade etmek istiyorum. Buradan da seslenmiş olayım. Yurt dışında herhangi bir ülkede, yani sadece bir ülkeyi bile ele alsak, orada mağazalaşmakla orada markalaşmak arasında çok büyük fark var. Oradaki markalaşma süreci çok büyük nefes istiyor. Yani 5, 10, 15, 20, 30 mağaza açarak markalaşmak olmuyor. Bu nedenle de eğer Türkiye şöyle bir karar vermek zorunda, eğer gerçekten biz tekstilde, hazır giyimde yurt dışını domine eden markalar yapmak istiyorsak, bunun için devletle el ele. Çok ciddi, yani ben şu anlamda söylemiyorum, yani işte devlet destek versin, teşvik etsin, gitsin orada mağaza açılsın diye değil. Bir İtalya'da, İspanya'da böyle olmuş. Böyle olmuş. Kötü bir şey de değil yani. Biz, şu anda Türkiye'de birçok insanın elinde dolaşan Çin cep telefonları, hikayesini hepimiz biliyoruz yani. Çin devleti o telefonların, tabii, o telefon üreticilerinin ilk 2-3 sene pazarları domine edebilmesi için çok ciddi arkadan destekler verdi. Tabii, dünya devi marka çünkü yaratmanın bu, arkasında devlet destekleri. Bu ancak devlet, yani devlet bütçeleri bazında mümkün. Hiçbirimiz iş adamı olarak ben gideceğim ve Almanya'da marka olacağım diyebilecek paraları harcayabilecek güce sahip değiliz. Evet. Önce bunu kabul edelim. Marka olmaktan bahsediyorum. Marka olmak için çok büyük paralar harcamak zorundayız. Çünkü hem zamana ihtiyacımız var, eğer zamanı daraltmak istiyorsak da büyük bütçelere ihtiyaç var. Bu bütçeler de eğer ülkenin katma değerli ihracat yapmasını istiyorsak, bunun için mutlaka masaya oturup, devletimizle beraber oturup, bizim ya da başka bir markanın ya da hiçbirimizin ama devletin aklına gelen ilk 3-5 markanın, çünkü önce bir 3-5 markanın oraları domine etmesi lazım. Türk ürünleri iyi, made in Turkey'lere saygı duyuluyor falan ama maalesef hep katma değeri bizim markasını yaptığımız yabancı üreticilerde. Evet, evet. Şimdi marka dediğimiz zaman orada başka bir hikaye de var değil mi? Sadece sattığınız ürün değil, ülkenin marka algısının da çok yüksek olması lazım. Evet. Sporla, sanatla aslında el ele gerçekten topyekun bir mücadele vermek lazım. Doğru. O yüzden daha Türkiye'nin alacağı yol uzun ama Cihat Özbekli çift geyik karacayı almış belli bir noktadan. 2020 sonu itibariyle o konkordato süreci bitti. Bundan sonra da yolunuz açık olsun çok diyorum ben. Ederim. Bu akılla, bu birikimle, bu zekayla size bir şey olmaz diyorum maşallah çok diyorum. Çok sağ olun, eksik olmayın. Çünkü zorlu dönemlerde bekliyor dünyayı. Türkiye'nin de bir parçası oldu. Evet. Sağ olun, var olun kıymetli kardeşim. Ben size teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Evet, çift giyik Karaca'da Atatürk'ün süveteriyle başladık. 29 Ekim için yeniden repetesi yapılmış, üretilmiş o süveterle başladık ki tüm geliri, tüm satış geliri sevgili seyirciler şu anda da yansıtıyoruz. Mehmetçik Vakfı'na bağışlanıyor. Çok anlamlı bir çalışma, sosyal sorumluluk projesi hem 29 Ekim arefesinde hem de çok anlamlı bir vakfa gidiyor. Bu süveter oradan aldık ve bir hikayeyi dinledik bir şirket olarak. Burada noktalayalım gün ortasını ama yayınımız devam edecek. Ben Ahu Orakçıoğlu, saat 13.30 itibariyle sanayi ticareti konuşmayı sürdürmek üzere karşınızdayım. Görüşmek üzere.
Total İstasyonları gün ortasını sundu.